Şimdi 256'ya geldik. 256 aslında 255'in bir açılımıdır. Çünkü Allah kendini anlatmış, yukarıda infaktan bahsedilmiş, ahirette bizi kurtaracak veya peygamberlerin ortak faydası olarak anlatılan hakikattir bunlar. Böylece bütün Hazreti Adem bu hakikatlerden bahsetmiş. Böyle bir Allah tarif etmiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar 124 bin tane peygamber böyle bir Allah tarif etmiş. Böylece Allah ile beraber dinler ayağından ayağa, beyandan beyan hale gelmiş. Kur'an'da Allah diyor ki ben bunları Kur'an'da da anlattım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ben de anlattım bunları apaçık diyor. Artık bundan sonra baskı yok. İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Bağlantısı içerisinde 256. ayet aslında 257'nin de 256 ile bağlantısı var. 256, 257'yi beraberce bu nazmi bağlantı içerisinde okuyabiliriz. La ikraha fi'd-din kad tebayyana er-rusyu minel gay. Femen yekfur bit-tagut ve yu'min billahi fekad istemseke bil-urvetil vuthqa. Lem fisam laha vallahu semi'un alim. Allahu veliyyul lezine amenu yukhrijuhum minel zulümati ilen nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 256. ayet. Dine sokmak için zorlama yoktur. Doğru yol sapıklıktan, hak batıldan ayrılıp belli olmuştur. Artık kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan en sağlam tutamağa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir, bilir. Açıklama. Tağut, azgınlık manasına gelen bir mastardır. Belalatta sıfat yerine mastar kullanmak o sıfatla nitelendirmenin pek ileri bir derecede olduğuna delalet eder. Biri hakkında güzel demekle bir başkası hakkında güzelliğin ta kendisi demek arasındaki fark pek barizdir. Allah'tan başkasına ibadet edene tâli, asi, azgın denir ama azgınlığın ta kendisi kesilmiş, kendisini tanrılaştırıp başkalarını kendisine kul yapmak isteyen ise tağut olur. Dini kişinin kendi tercihiyle seçmesi gerekir. Dinin özelliği zorlamak değil, bilakis zorlamadan korumaktır. 257. ayet. Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağutlar olup, onları aydınlıktan karanlıklara götürürler. İşte onlar cehennemli kimselerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Açıklama veli, hami, koruyucu, dost, yönetici, bir kimsenin işlerini üstlenen, destekleyip yardım eden manalarına gelir. Evet, Ayet-el Kürsi'den sonra bu iki ayetin gelmesi oldukça manidar. Bunu bir önceki sohbetin son tarafında söylemiştim. Bu la ikrahe fiddin ayetine mümasil. Bu biliyorsunuz Bakara Sure-i Cellesi bir baştan bir sona 10 yıllık Medine-i Münevvere döneminde gelmiştir bu. Yani bu ayetler medeni ayetlerdir. Bir de bu ayete benzer sizin dininiz size, bizim dinimiz bize, benimki bana manasında Kafirun suresinde de leküm dinüküm veliyedin vardır. Bu Kafirun suresindeki bu ayetler de Mekke döneminde gelmiştir. Sizin imanınız size, benim imanım bana değildir. Leküm dinüküm veliyedin. Orada din kelimesi geçtiği gibi burada da yine din kelimesi geçiyor. La ikrahe fiddin deniyor. Demek ki Mekke-i Mükerreme'de de aynı şeydi. Müşriklere karşı, burada ehli kitaba karşı veya münafıklara karşı veya kıyamete kadar İslam
Efendimizin dininin dışında kalanlara karşı da yine sizinki size dinde zorlama yoktur meselesi hükmü. Yani Kafirun suresiyle bu ayet arasında böyle bir uyumluluk var olduğunu önce dikkat çekmek istedim. Burada dikkatimizi çeken tabirlerden bir tanesi tağut kelimesidir. Tağut kelimesi Kur'an-ı Kerim'de oldukça fazla geçiyor. Zümer suresi 39. sure Zümer suresi onun 17. ayeti bu hususla alakalı. Oraya bakarsınız. Hemen 257. ayette yine vellezine kefer evliyahumu tağut. Bir daha tağut geçiyor. Yani hem 256. ayette hem 257. ayette tağut geçiyor. Biliyorsunuz tağut kelimesi İkra suresinde de geçmiştir. İnnel insane leyetgâ. İşte tağut bunun aşırısı, mübalağası, yetgâ da birisini ilahlaştırma. Üstad innel insane leyetgâ ayetini tefsir etmiştir. Laikalarda var, lütfen bakınız. Komşusuna müracaat etmiş diyor, adama baktığını söylüyor vesaire. Şimdi bu ayetlerin üstünde birkaç yönüyle durmak lazım. Dinde zorlama yok. Önce din nedir? Çünkü burada imanda zorlama yok denmesi gerekirdi. Çünkü ittifakla bütün ulemanın kabul ettiği bir gerçek vardır ki iman kulun kendi iradesiyle tasdiklemesidir. O zaman zorla iman ettirilemez. Ama bir insan ben iman ettim dedikten sonra, dindarım ben Müslümanım dedikten sonra dinin bazı hükümlerini yaşamasa acaba bunda zorlama var mıdır? Buradaki din kelimesi imanı mı içine alır? Yoksa ibadetleri ve ibadetlerin bütününü mü içine alır? Bu mevzuda bir hayli kıyli kal vardır. Bu mevzuda ulemanın bir ihtilafı vardır diyelim. İster iman noktasıyla değerli arkadaşlar hem de isterse ameller noktasında dinde zorlama yoktur. Bu temel bir prensip. Bizim Osmanlı terbiyesi hala Osmanlı terbiyesine dayalı şimdiki radikal İslamcıların dinciler de deniyor bunlara. Böyle fetva veriyorlar o fıkıh fetvası namaz kılmayan şu kadar cezalandırılır. Namaz kılmayan öldürülür, ben Müslümanım diyorsa, yok şu böyle şer'i hadler var. O toplumun menfaati için olanlar ayrı. Ama kulun kendi şahsına bakan noktalarda da hiçbir zaman dinde zorlama yoktur. Gelecek bununla alakalı ileriki ayetlerde de göreceğiz. Mesela mürtedin öldürülmesi diye Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm yoktur. Kat'i bu. Tekrar tekrar baktım. O diğer Hazreti Ebu Bekir döneminin üstüne gitti. Onları delil göstererek mürtetler öldürülür demişler. Üstad da bir yerde Şafii mezhebine dayanarak bunu söylüyor. Mürtedin hükmü işte diyor bir şey söylüyor. Bunlar mürtet olduğu için onlar öldürülmemiştir. Mürtet olmuşlar. Müslümanlara savaş açmışlar. Savaş kanunlarına göre onlarla çarpışılmıştır. Yoksa mürtet oldukları için değil ve mürtet oldukları için de öldürülmemiştir. Şu cümleyi ezberlemenizi arzu ederim. Hem ilahi hem kevni kanunlara göre zorlama aksün amel yapar. Mesela kapı açılmıyor zorluyorsun. Kırarsın. Çeşme açılmıyor zorluyorsun. Çatlatırsın. Zorlama mutlaka zararla sonuçlanır. Onun için hem iman hem de amel noktasında dinde zorlama yoktur. Bir defa la ikrahe fiddin bu kat'i. İnandım dedikten sonra zorlarsanız ibadetlerde bu defa şöyle demişler. İnsanları
ister iman etmede, isterse ibadette zorlarsanız yapıyor gibi olur. Bu defa münafık olur. Kafir olarak kalması mı daha iyi öbür alem açısından, münafık olması mı daha tehlikeli? Hem İslam toplumu hem de o kişinin ahiret açısından münafık olması daha tehlikelidir. Zorladığınız zaman onu mümin ve Müslüman dindar yapmıyorsunuz. Münafık yapıyorsunuz, daha tehlikeli bir noktaya itiyorsunuz. İşte bu esprilere de dayalı olarak netice itibariyle dinde zorlama ister imana girmede isterse iman ettikten sonra ibadet yapmada dinde zorlama yoktur. Özellikle قَتَّبَيَّنَا الرُّشْتُ مِنَ الْغَيِّ غَيَّ yolu ile, yani cehennem yolu ile rüşt yolu apaçık hale geldikten sonra, yani vahiy geldi, hani aklımızla gitseydik belki sapıtacaktık ama vahiy de geldi, aklımıza ışık tuttu, artık bu kadar mesele apaçık olduktan sonra burada İslam rüştü esas almıştır. Rüşt yolu, siz rüşt yolunu gösterin demektir bunun manası. Çok önemli bir şey söylüyorum. Siz baskı yapmayın. Rüşt yolu, raşit, yani mükemmel, olgun yolları gösterin. İman yolu şöyle güzel, ibadetler şöyle tatlı, güzel. Siz bu yolları gösterin yani. Bir de şöyle yaparsanız gayaya gidersiniz. Deyin ki, küçük sözlerde, hani üstler sağa giden yolcu, sola giden yolcu, işte anlattığım misallerle, rüşt yolu, iman yoluyla, küfür yolu, gayya yolunu misalleriyle beraber anlatmış, meseleyi böyle yaklaşın, böyle anlatın, insanları zorlamayın demektir. Burada dikkat çeken bir mesele daha var ki, İslam mutlak manada hürriyete esas almıştır. Kişiler hürdür, iman etmede, etmemede. İbadet yapmada, yapmamada insanlar hürdür. Sana düşen sadece hangi yol rüşt yolu, hangi yol gayya yolu, onu anlatabilmektir demişler. Ve gerçekten bu çok önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Ama tekrar şu cümleye vurgu yapalım. Yukarıda la ilahe illallah anlatırken bir şirki terk, sonra tevhidi tasdik olduğu gibi, İman yine amel bazında da فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ tağuta baş kaldırmadan ve yu'min billah olmaz. La ilahe illallah'ın ayrı bir açılımıdır bu cümle. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ ve yu'min billah. Tağuta baş kaldırmadan, ilahlaştırılmış putlara, putperestliğe baş kaldırmadan tek Allah'a iman, inancı olamaz demektir ki bu da çok daha dikkat çeken bir husustur. Tağut karşılığı put. Taği. Bir de Kur'an-ı Kerim'de baği vardır. Baği şu demektir. Bir insanın diğer insanda bulunan nimetleri onda olsun, onda var, onda olsun ama bende de olsun. Bu gıpta. Onda olmasın, sadece bende olsun. Bu haset, kıskançlık. İnsanlığın başının belasıdır haset. Şeytan hasetle Adem'i cennetten mahrum etti. Kabil Habil'i hasetle öldürdü. Ama bir üçüncü mertebesi var. Onda olmasın, bende olsun haset. Onda olanları zorla, baskı ile alıp onu onsuz, onu malsız bırakmak, işte buna da bağilik deniyor. Eğer bir tağî bağîlik de yapıyorsa ona baş kaldırmaya bağîlik denmez. Çok önemli bir cümle söyledim. Usul prensibidir bu. Tağîye baş kaldıran, İslam'da meşru idareciye baş kaldıranın cezası vardır. Ama meşru idareci kendisini tağî görüyorsa, tağut olduğu ise ve milletin malını gasp ediyor da kendisi bir de onlardaki bütün mal, servet, imkanı ben kendime alıyorum derse, bağilik yaparsa, işte o tağiye karşı ayrıca baş kaldıran Müslümana da baği denmez. Malını müdafaa yolunda cihat yaptı denir. Bu taği baği bağlantısını da kısaca aktarmış oldum.
Burada ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil vüska. Buradaki urvetil vüska'dan maksat Kur'an-ı Kerim olduğu başka bir ayetle de bildiğiniz gibi sabittir. Âl-i İmrân suresi 103. ayettir bu. Ve tasimû billahi cemi'an. Ve tasimû billahi. Burada da bil urvetil vüska fekad istemseke bil urvetil vüska. O Urve-i Vüska'nın Kur'an-ı Kerim olduğu apaçıktır. Evet, savaş döneminde de insanlara dinlerini değiştirilmesi için baskı yapılamaz, yapılmamalıdır. Kafirler kendi iradeleriyle, serbest, hür iradeleriyle İslam'a girerlerse o başkadır. Burada anlatılacak hususlar Allah'ın ipi ki ok asla kopmaz dediği ip de o da Kur'an-ı Kerim olduğunu söylemiştim. Bunu anlatan bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki El-Kur'anu tarafehu bi eydillah ve tarafehu bi eydinnes ve in temessektum lan tadillu ebeden. Kur'an'ın bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu insanların, kulların elindedir. Kim ki o ipe sımsıkı tutunursa ebediyen sapıtmayacaktır. Yani o sağlam ip kopmaz. Ben bunu düşününce böyle Vadi Şerif Hazreti Yusuf kuyuya düştü. Kuyudan çıkamadı, denedi. Sebeplerine müracaat etti, çıkamadı. Sonra bir kervancı başının gönderdiği elçi kuyuya kova saldı. İple, ip sağlamdı. Hazreti Yusuf da sağlam tutununca, çeken de güçlü olunca kurtuldu. İşte bizde Kur'an'ın bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu bizde. O sağlam ipi sımsıkı tutunursak kuyunun dibinde kalmayacağız. Hazreti Yusuf gibi ve çıkacağız, kurtulacağız demektir ki bizi kurtaracak yegane şey Kur'an-ı Kerim'in o urve-i vüskası olması, kopmayan lenfisa meleha ile anlatılan sağlamlığıdır. Biz yeniden işte bu rüşt yoludur. Bu rüşt yoluna dönmemiz gerekiyor. Hocam bir soru sorabilir miyim? Evet. Siyasal İslamcı ya da radikal İslamcı olarak tarif edilen zümreler de genellikle faaliyetlerine bu ayet-i kerimeyi rehber ediniyorlar. Tağuta baş kaldırmak olarak. Evet. Bunu nasıl anlayabiliriz? İşte o sohbetin içinde biraz geçti. Tağuta baş kaldırırken kendileri tağuta hale gelmişler. Ondan problem orada zaten. Kendileri tağut olmaktan öte bir de bağgileşmişler. Sen de ben de onda bunlar herkesin servetinde zorbalıkla el koyuyor. Hem tağî hem bağî olmuşlar. Tağî olursa idareciler bir de bağî olursa onlara baş kaldırmak bağilik değildir dedim. O cümlelerimin içinde bunları yakalamanız gerekir. Hocam peki bu ırkından ötürü, dilinden ötürü zulüm görenlerin baş kaldırması? Onlar da tabii zulme baş kaldırabilirler. Yani zulüm kimden gelirse gelsin, isterse Hazreti Ömer'den gelsin, ona baş kaldırılır. Kimsenin kimseye zulmetmeye hakkı yoktur. Bir de bir insanın yani Allah'ın verdiği, doğuştan kazandığı insanlık hakları vardır. Onlara karşı herkes yumuşak davranacak. 257. ayete gelince değerli arkadaşlar bu 257. ayetin geniş izahı 23. sözde vardır. Oraya bakarsınız. Ve aynı zamanda İman Küfür Muvazenleri kitabının tamamı bu 257. ayeti esas alarak yazılmıştır da diyebilirim. Allahu veliyyüllezine amenü. Yani rüşt yolunda giden bunlar, rüşt yolunda giden kendi iradesiyle Allah'ın veli kulları ki Allah onları zulmetten nura yani küfürden hidayete getirmiştir. Bir de bunun zıttı var zaten. Zıttında da vellezine kefare evliyahumu tağut yuhrucunehum minen nur ila zulmet. Tağutlar da Allah onları da nurdan zulmete yani imandan küfre götürmüştür. Bunlar kimdir? Bu tağut olanlar. Böyle nurdan zulmete kayanlar kimdir? Onlar da ülâike eshâbünnâr, ateş eshabıdır. Hem de onlar cehennemde orada ateşte ebedi kalacaklardır diyerek
fiha halidun. Yani bu ayetler açıktır zaten. Veli kelimesi üstünde ayrıca genişçe durulabilirdi. İleride de gelecek. Yani imandan küfre, küfürden imana meselesi burada. İman küfür muvazeneleri. Evet, tekrar edeyim. 23. söz ve iman küfür muvazeneleri kitabına bakabilirsiniz. Ayınla bir meselenin sonu oldu. Şimdi geldik yepyeni bir mevzuya. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'la, o devrin kafirleriyle onları rüşte davet etmesi ama onların küfür içinde tağuta tapmalarında ısrar etmeleri ile alakalı. Evet, rüşt yolunu belli etmek için ayetlerin nazmi manasını söylüyorum. İnsanları zulmetten nura, küfürden hidayete çekebilmek için, rüşt yolunu gösterebilmek için de bu mevzuda gayret sarf eden Hazreti İbrahim bir misaldir. Buyurun, İbrahim'in insanları rüşt yoluna davette misalini, hayatını beraberce okuyalım manasında Cenab-ı Hak şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın bu yolunu getirmiştir. Az önceki siyasal İslamcıların da diye bahsettiğiniz meselede, siyasal İslam içinde, bizler içinde ölçü, madem rüşt yolunu göstermek, onları oraya davet etmektir. Mesela işte İbrahim hepinizin modeli olsun diyerek, bakalım İbrahim Aleyhisselam insanların tağuta taptığı, Nemrut ve putlara taptığı dönemde insanları rüşte nasıl davet etmiş, beraberce bir bakalım manasında. Evet. Yani yukarıdaki şeyler, bu da şimdi gelecek arkadaşlar. 3 tane örneği var. 258, 259 ve 260. Bunlar rüşte davet etmede verilen 3 tane misal var karşımıza çıkan şimdi. Bu 3 misale iyi dikkat etmek lazım. Buyurun şimdi İbrahim Aleyhisselam örneği. 258. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 258. ayet. Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana. İbrahim ona, benim Rabbim hayatı veren ve hayat alandır deyince, o ben de yaşatır ve öldürürüm dedi. Bunun üzerine İbrahim, işte Allah güneşi doğudan doğduruyor. Haydi sen de batıdan doğdur bakalım der demez kafir dona kaldı. Zaten Allah zalimleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. Açıklama. Rivayete göre Nemrut hapishaneden iki adam getirterek birini öldürüp öbürünü hayatta bıraktıktan sonra demagoji kabilinden böyle söylemişti. Fakat güneş deliline karşı hiçbir şey söyleyemedi. Evet, ayet-i kerime işte İbrahim Aleyhisselam küffarı akli, mantiki ikna etmeye çalışıyor. Tebliğ ve irşat. Önce Allah'a iman üzerinde durarak, yani insanları tağuttan vazgeçirmek için bu husus mesele olarak ele alınıyor. Akli, mantiki, tebliğ ve irşat yapmalıyız. Yol budur. Yoksa İbrahim Aleyhisselam da bir beddua ederdi. Onlar da helak olur giderdi. Veya onlarla bir ömür boyu çarpışırdı. Öyle yapmamış. Yol bu yol. Önce bu husus burada dikkatimizi çekiyor. Şununla başlamak lazım. En etehullahun mülke. Allah'ın kendisine mülk verdikleri. Yani Nemrut ve tayfasının çok zengin olduğu anlaşılıyor. İbrahim Aleyhisselam ve tayfasının da onlara göre maddeten fakir olduğu hususu ortaya çıkıyor. Bununla önce şunu anlamalıyız ki
insanlar yokluk ve yoksullukla imtihan edildikleri gibi varlıkla, iktidar ile de imtihan edilmektedirler. Yoklukla, yoksullukla mı imtihanı daha rahat kazanabilir insan, yoksa iktidarla ve servetle mi imtihanı kazanabilir? O belli değil. Ahirette belli olacak. Dine ve kulluk çağrısına karşı direnenler daha ziyade servet ve iktidar sahibi olanlar. Tarihin, çünkü bu en etehullahül mülk sadece İbrahim Aleyhisselam dönemindeki Nemrut ve tayfası değil. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim prensip vaz ediyor. İktidar ve mülk sahipleri genelde hakka teslim olmuyor. Hakperest olamıyor yani. Hazreti İbrahim ve gibilerine baş kaldıranlar, ezenler, zulmedenler onlar olduğu ortaya çıkıyor. Ellerindeki güç sayesinde her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar. Bazıları daha da ileri giderek Allah'ın yaptığı şeyleri kendilerinin yaptıklarını, yapabileceklerini zannediyorlar. Evet, güçte kendilerine eşit olmayanları kul ve köle yerine koyarak onları ezmeye çalışıyorlar. Önce en etahullahül mülk ayetinden anladığımız birinci mesele budur. Hazreti İbrahim zamanında iktidarda olan hükümdar, ki bazı kaynaklara göre bu Babil şehrinde, Babil medeniyetinde, Babil medeniyetinin başkentinin adı Babil. Nemrut diye tarihte yerini alan, çok serveti olan, çok zengin olan, ben de Allah'ın yaptıklarını yapabilirim yani, ben de ilahım diyen bir iddialı nankör. Allah'ın yaptıklarını nasıl yaparsın? Demagoji bu. Hapishaneden iki insan çağırıyor, birini öldürüyor, birisini de salıyor. Bak ben de öldürüyorum, ben de hayat veriyorum diyor. Zavallı hapishaneden getirdiği bir mazlumun, fakirin, garibanın birisini öldürmeyi, ölümü yaratmak, birisini de bırakınca hayatı yaratmak, hayat vermek zannedecek kadar da servet onun başını döndürmüş, bağışlayın, aptal, ahmak olduğu ortaya çıkıyor. Bu Nemrut gibilerini inkara ve zulme götüren, evet, onların servetleri, etrafındaki şakşakçıları olduğu anlaşılıyor. Şimdi burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam kıssası birinci misalden sonra ikinci misal, üçüncü misal gelecek misallerden sonra. Bir önceki ayette Davud Aleyhisselam'a dikkat çekilmişti. Davud Aleyhisselam deyince akla Süleyman Aleyhisselam da gelir. Bunlar da zengindi. Yani bir önceki Talut kıssalarında Davud ve Süleyman'ın servet sahibi, makam sahibi olmasına rağmen imtihanı kaybetmediklerine, burada da Nemrut'un servet sahibi, iktidar sahibi olmasına rağmen ilahlık iddia ederek imtihanı kaybettiklerine dikkat çekiyor. Hangisini model alırsanız sonucu ona göre elde edeceksiniz demektir bu. Böyle hapisten iki insan getirip birisini öldürüp birisini de serbest bırakmak, böylece ilahlık iddia etmek, buna demagoji denir. Eskiler muğalata derlerdi veya mağlata veya cerbeze. Saltanat tutkusunun neticesi bu. Bu defa İbrahim Aleyhisselam, madem onu yaptım, bir hamle daha yapıyor. Benim Rabbim diyor, güneşi şarttan doğduruyor, karttan batıyor. Hadi sen de şimdi güneşi madem karttan doğdur ve şarttan da batır diyor. Ve mühitellezine kefer kafir, gök bile diyemedi. Yani böyle şöyle bir şey anlatırlar. O Hasan Ali Yücel'in açtığı köylerinde ateizm çok köklüydü. Allah'ın zatını da inkar ederlerdi. Hatırlıyorum ben, bizim köyde de vardı öyle bir ilkokul öğretmeni. Neyse adı da, adını da hala unutmadım da. İşte cebine elma koyuyor, şeker getiriyor. Hadi çocuklar, Allah'tan elma isteyin. Allah'ım bize elma ver. Tabi Allah elma vermiyor. Benden iste öğretmenim, elma ver deyin. Öğretmenim bize elma ver, elmaları veriyor. Getirmiş oraya daha önce. Veya Allah'tan şeker isteyin. Allah'ım şeker ver, yok.
Benden isteyin. Öğretmenim bize şeker ve cebi şeker dolu dağıtıyor. Çocuğum birisi diyor ki öğretmenim bana armut ver. Cebinde armut yok. Yani hadi bakalım böyle bir şey yap. Hadi bana gökyüzünden kar yağdır. Ben canım kar istiyor mesela. Yapamaz. Hazreti İbrahim'in de yaklaşımı böyle bir şey. Yani netice itibariyle ve Nemrut yerle bir oluyor. Mağlup oluyor burada. Ve Allah kafirlere hidayeti erdirmez de önemli bir prensiptir değerli arkadaşlar. Şöyle diyebilirim. Hoca Efendi'nin 1974'te Manisa'da yaptığı tevhid vaazlarına inancın gölgesinde olarak tarif edilen kitabın iki giriş vaazı vardır. Birincisi insanı hidayete götüren, imana götüren yollar ve küfre götüren yollar. Hidayetin amilleri küfrün faktörleri kıyaslamalı bir şey. Küfrün amillerinin en başında gaflet. Gafil insan bugün olmasa bile yarın hidayetten mahrum olur. Cehalet, hangi türlü cehaleti kastettiğini orada anlatıyor. Bir tanesi de zulümdür. Kur'an-ı Kerim'de ısrarla Cenab-ı Hakk'ın zalimleri asla hidayete erdirmeyeceği, hidayette ise hidayetten mahrum edeceğine dair o kadar çok ayet var ki, işte bir tanesi de burada, وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah zalim kavme asla hidayete erdirmez. Hidayette gibi görünse bile onları hidayetten sonuç itibariyle mahrum eder demektir ki, yukarıda rüşt yoluyla gaya yolunun bir örneği buydu. Şimdi geldik ikinci örneğine. Aralarındaki nazmi bağlantı böyle bir şey yani. Evet, 259. كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. 259. ayet. Yahut şu kimsenin hali gibi ki o bir şehre uğramıştı. Şehrin binaları çökmüş, ıpırsız yatıyordu. Allah burayı bu ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu 100 yıl boyunca öldürüp sonra diriltti. Ölü vaziyette ne kadar kaldın diye sorunca o bir gün veya daha az diye cevap verdi. Allah ona hayır 100 sene kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak henüz bozulmamış. Bir de merkebine bak kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış. Seni de insanlara canlı bir delil yapmak için öldürüp dirilttik. Hele o kemiklere dikkat et. Onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz. Böylece işin gerçeği kendisine tam manasıyla belli olunca artık pek iyi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. Değerli arkadaşlar burası bir önceki ayette geçen Nemrut'un bir hapishaneden iki adam getirip birisini öldürüp birisine bırakması, ölüleri dirilttin deme saçmalığına karşı bir izahtır burası aynı zamanda, bir açıklamadır. Hem peygamberlerin rüşte davetinde bir anlatım tarzı, aynı zamanda Nemrut'un bir insanı bırakmasını diriltme zannetme safsatasına karşı öyle değil. İşte ölüleri dirilten Allah böyle diriltir manasında oradaki Nemrut'un iddiasına karşı bir açılım veya izah veya onun saçmalığını farklı boyutla anlatma, diriltme böyle olur şeklinde bir izahtır bu. Yani bu 259. ayette anlatılan 258'deki ölüleri diriltmenin bir açılımı, bir izahının misalidir.
önce bu noktasıyla buraya bakmak lazımdır. Bir önceki ayette Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. İnkarcıların velisi ise sahte tanrılardır. Aydınlıktan çıkartıp karanlıklara sokarlar buyurmuştu. Arkasından da örnekler sıralandı. Birinci örnekte işte İbrahim Aleyhisselam ile Nemrut'un arasında o mesele anlatıldı. İkinci örnek de sakinleri çekilmiş, bütün binaları yıkılmış olan bir kasaba halkının durumu olarak burası anlatılıyor. Bir üçüncü örnek daha gelecek. Bu vaka neyi anlatıyor? Hangi dönemi anlatıyor? Her dönemi anlatabilir. Ancak İbrahim Aleyhisselam dönemiyle bunun yine alakası var. İbrahim Aleyhisselam'ın başının belası olan Nemrut, bu tarihte Babil medeniyetinin başında ikinci Buhtun Nasır olarak da tarihe geçmiş bu şahıs. İkinci Buhtun Nasır ordusuyla geliyor Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e. Orada yıkmadığı bina bırakmıyor. Bazı değerli alim, fazıl kimseler, becerikli insanlar varsa onları öldürmüyor, alıyor onları da Babil medeniyetine götürüyor. Ama her taraf yıkılıyor, yakılıyor yani. Yani bugünkü, o günkü Nemrut, bugünkü Nemrutlardan daha akıllı. İşi yarayacakları ülkesine götürüyor adam yani. Bizimkiler işi yarayacakları da kaçırtıyor aslında. Sonra bu gönderilenlerden, kaçırılanlardan bir tanesinin esaretten tekrar kaçtığını, tekrar Mescid-i Aksa'ya geldiğini, yanında eşeği var, üstünde suyu var, yiyecekleri var. Ya Rabbi bu şehir ne zaman ihya olur, buralar ne zaman canlanır, yeşillenir diye arzu ediyor, bekliyor, dua ediyor aslında. Sonra yorgunluğuyla da uyuyup kalıyor. Uyandığı zaman bir bakıyor ki şehir modernleşmiş ve ben ulan acaba ne kadar yattım? Bir günün bir kısmı kadar yattım herhalde. Cenab-ı Hak diyor ki sen 100 sene yattın. Eşeğine bak, eşeği çürümüş. Yiyecek içeceklerine bak, onlar sağlam, hala kokmamış. Buradan şu mana çıkar. Sıcak ülkelerde garantina usulüne, yani yiyecek ve içeceklerin bozulmadan 100 sene korunabileceği bir soğutucu sisteme burada Kur'an-ı Kerim işaret ediyor, teşvik ediyor. Yani Mescid-i Aksa gibi, Kudüs gibi bir yerde, sıcak ülkede yiyecek ve içeceklerin 100 sene bozulmaması. Ama eşeği çürümüş. Sonra çürümüş eşeğin kemiklerini topluyor Cenab-ı Hak. Et giydiriyor. Eşeği de yaratıyor. İşte ölüleri diriltme, böyle olur diyor. Ey Nemrut! Böyle senin yaptığın gibi iki adamı çağırıp da birisini öldürüp birisini serbest bırakma, ölüleri diriltme değildir. Yani burası oradaki mantığın aslında bir açılımından ibarettir. Bu zatın kim olduğu, bu gencin kim olduğu hususuna gelince müfessirler ağırlıklı bir şekilde bu Üzeyr Aleyhisselam'dır diyorlar. Çünkü Yahudiler için Üzeyr Aleyhisselam'ın birkaç fazileti var. Bir tanesi böyle bir mucize, Eshab-ı Kehf gibi. Orada uyudu ama öldü. 100 sene sonra Cenab-ı Hak onu diriltti. Böyle ayrı bir şey yani. Hazreti İsa ölüleri diriltiyordu. Hazreti Üzeyr kendisi öldü, dirildi. Yani daha ileri safhada bir şey diyorlar. Üzeyr Aleyhisselam bir bu. Bir de bu kayıp olan Hazreti Musa Aleyhisselam vesaire Tevrat parçalarını. Tabut-u Sekine'yi bulan ayrı. Ama Tabut-u Sekine'yi bulan Talut. Ama kaybolan Tevrat'ın değişik nüshalarını bir araya getirip toplayan Hazreti Üzeyr. Halbuki Hazreti Musa'nın en büyük hediyesi da Tevrat'tır. O asasından, giyeceklerinden daha önemli. Onun için Tevrat'ın bütün nüshalarını toplayarak kitap haline getirdiği için Üzeyr Aleyhisselam öne çıkmış ve Üzeyr Allah'ın oğlu demeleri de işte bundandır. Vekaleti lehud Üzeyr İbnullah demeleri bundandır. Yani neye başka Davut Allah'ın oğlu demiyor, Musa Allah'ın oğlu demiyor da Ullaz'ın peygamber olmasına rağmen Üzeyr Allah'ın oğlu diyor. Üzeyr Aleyhisselam onların bazı karanlık noktalarını da aydınlattı demektir aslında. Onun için bu Üzeyr Aleyhisselam olduğu söyleniyor. Bu milattan önce
gerçekleşiyor. Buhtun Nasır, yani Nemrut'un adı bu. Babil'den geliyor. Milattan önce 586 senesinde bu gerçekleşiyor. Ve Üzeyir Aleyhisselam zamanında 458'e milattan önce Hizkil peygamber dönemine aynı zamanda denk geliyor. Bu Üzeyir Aleyhisselam'ın Hizkil peygamberin de oğlu olduğu da rivayetler içerisinde yerini almıştır. Ve böylece 259. ayette geçen bu mesele, Allah'ın insanları hidayete davet etmesinde akli deliller getirmesi, İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'ta burada ölüyü diriltmekle akli deliller getirmesi, Nemrut'la tartışırken, Nemrut gibilerle tartışırken akli deliller getirilmesi, ayrıca gerçeğin ve bildirilen vakanın nasıl ve neden ibaret olduğunun gösterilmesi, Hizkil peygamber de bunu anlatmış oluyor veya Üzeyir Aleyhisselam'ın durumu da bunu anlatmış oluyor. Böylece 260. ayete geliyoruz şimdi. 260. ayette yine iman noktasında Nemrut'a karşı ve Allah'ın varlık ve birine deliller getirilmesine karşı üçüncü bir örnek, onu da okuyalım. Çünkü çok önemli. İmanın da mertebelerine dikkat çekmesi açısından önemlidir. Bir soru sorabilir miyim hocam? Estağfurullah, buyurun. Efendimiz malum ölüleri diriltiyordu. Hazreti Üzeyir'i dirilten Hazreti İsa mıydı? Yok, hayır. Orada da öyle bir karine yok. Hazreti İsa, Hazreti Üzeyir Aleyhisselam'ın bu kıssası milattan önce 586 senesinde olmuş. 458 senesinde veya Kudüs'ün canlanması Hazreti İsa Aleyhisselam'dan takriben 5 asır önce olmuş yani. İsa Aleyhisselam'ın doğumu sıfır kabul edilirse milattan önce 458'de gerçekleşmiş bu hadise. Bunlar şey diyorlar hocam. Hazreti İsa'nın dirilttiği kişiye Lazarus diyorlar. Lazarus'un da Üzeyir olduğuna inanıyorlar. Yok ya, doğru değil. Üzeyir Aleyhisselam'ın bu hali, Üzeyir Aleyhisselam Hizkil peygamberin oğlu olduğu söyleniyor. 458 senesinde milattan önce. Ben çünkü onları ip bir araştırdım. Evet. Üzeyir Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın hiç alakası yok yani. Yakın değiller birbirlerine. Çok uzaklar. Bir misal daha bu. Demin Üzeyir Aleyhisselam'ın dirilmesiydi. Nemrut'un bir adamı diriltip öldürüp bırakmasını diriltme böyle olmaz. Bu da ikinci bir misal oluyor ona. Ama aynı zamanda hidayete davet etmede üçüncü misal oluyor. Yani buralarını bir önceki ayetlerin bağlantılarıyla ele almaya çalışın. Buyurun. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 260. ayet. Bir vakitte İbrahim, ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin demişti. Allah, ne o, yoksa buna inanmadın mı dedi. İbrahim şöyle cevap verdi, elbette inandım. Lakin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim. Allah ona, dört kuş tut, onları kendine alıştır, sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakimdir, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Evet değerli arkadaşlar, burada birkaç şey söylemek bize vecibe farize oldu. Bildiğiniz gibi Allah'a imana yakin de deniyor.
yakın kafla. Delillere, bilgilere dayalı imana yakîn denir. İmanın üstündedir. Yakîniyatın 3 mertebesi vardır. İlmel yakîn, aynel yakîn ve hakkal yakîn dereceleri. En zirvesi hakkal yakîn mertebesidir. İlmel yakîn, aynel yakîn Tekâsür suresinde de geçer. İlmel yakîn sümme le teravinneha aynel yakîn. Bir de işte bu ayet Hazreti İbrahim'le alakalı 260. ayet Bakara suresindeki hakkal yakin mertebesini anlatan önemli bir yakin mertebesidir. Şimdi Allah'ın varlık ve birliğini anlatmada rüşt yolu. Ayet-el Kürsi'nin de aynı zamanda bunlar açılımları da sayılır. Şöyle dikkat edin şimdi. 258. ayet yani Rabbim hayat veren ve öldürendir. Hayat veren ve öldüren benim dedi işte Nemrut. Burada madem güneşi batıdan doğdur dedi İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a. Burası imanın ilmel yakin mertebesini anlatan bir ayettir. 258. ayet ilmel yakin mertebesidir. 259. ayet ise o işte ölen Üzeyr Aleyhisselam onun diriltilmesi. Bunlar da aynel yakin mertebesidir. Burada ise kuşların diriltilmesi İbrahim Aleyhisselam'a gelmeleri onların. Bunlar da hakkal yakin mertebesidir. Önce imanda böyle bir rüşt ufku millete anlatılmalıdır. Millete böyle iman ufukları dereceleriyle anlatılmadan öyle olan gel kafir Müslüman ol diye vurmak kattebeyyenler rüştü minergayla ikrah fittiğine girer. Bağlantıları iyice bakın yani dikkatlice bakın. Bu ayet hakkal yakin mertebesini anlatan imanda bir ayeti kerimedir. Önce bu. Allah'ın ölüleri nasıl diriltmesiyle alakalı bir şeydir bu. Önce İbrahim Aleyhisselam İzkale İbrahim Rabbi erini keyfe tuhil mevte. Ya Rabbi ölüleri nasıl dirilteceksin dedi. Alt tarafta birkaç şey söyleyeceğim de önce şu hususa bir temas etmek istiyorum. Bu ayette bitirdik mi zaten ayın durağına geliyoruz. Vakit de doldu ama şu ayeti bir tamamlayalım. Buhari ve Müslim'in beraberce rivayetlerinde Efendimiz Aleyhisselam üç peygamberi dile getirerek bir tanesi işte İbrahim Aleyhisselam mesela bir tanesi Lut Aleyhisselam Rahimallahu Lutan kâle evi ile rüknü şedid diyor. İbrahim Aleyhisselam ile alakalı aynı hadisin içinde nahnu ehakku bişşeki ala İbrahim diyor. Yani biz İbrahim'den daha çok şüpheye müstahakız. Bu çok önemli bir mesele. İbrahim Aleyhisselam burada ya Rabbi ölüler nasıl dirilteceksin deyince sanki içinde bir şüphesi var gibi görünüyor. Cenab-ı Hak da evelem tü'min diyor ondan dolayı. O da bela inanıyorum da lakin kalbim mutmain olsun istiyorum. Buradan çıkan birkaç mesele var değerli arkadaşlar. Böyle ulema bir araya gelince ayetlerden sen nasıl anladın, ben nasıl anladım aralarını müzakere yaparlar. Ya mektup yazmışlar veya Umre'ye gelince orada Meşin'le Bebi'de mülaki olmuşlar. Küfe üleması ile Medine üleması arasında bir şey var, müzakere var. Medine üleması Küfe ülemasına demiş ki size göre Kur'an-ı Kerim'de en çok ümit veren ayet hangi ayettir? En çok ümidimizi kamçılayan ayet. Onlar iki ayet söylemişler. Bir tanesi Zümer suresi 53. ayet. Kul ya ibadiye lezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah innallaha yagfiru zunube cemi'a innehu huvel gafurur rahim ayeti. Üstad bunu Katire Risalesi'nde temas ediyor. Bu ayetin biraz tefsirini yapıyor yani daha doğrusu. Ayetin mealini biliyorsunuz. Allah bütün günahları bağışlar diyor orada. İnna Allah yağfiru zunube cemi'a. Başka ayetler bu bütün günahlara sınırlama getirmiş. Allah şirkten başka, küfürden başka bütün günahları bağışlar. Yani şirk içinde öldüyse bu bağışlanmadan istifade edemez.
En çok ümit veren ayet bir bu demişler. İkincisi Vedduha suresinde وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَى ayeti. Öbür alemde Cenab-ı Hak Efendimiz'e diyecek ki iste ya Habibim, iste, iste, istediğin kadar iste. Ya Rabbi yeter. Daha isteyecek bir şeyim kalmadı. Yeter, razı oldum diyeceğin ana kadar Allah sen her istediğini sana verecektir. Gerçekten Efendimiz bu ayetin tefsirinde diyor ki ben ümmetimden bir tek ferdin cehenneme gitmesine razı olmayacağım. Allah da bana razı oldum diyeceğim ana kadar benim her istediğimi bana verecek. Gerçekten o ondan daha rahmet şumulu, ondan daha geniş rahmet şumulu var. Kufa uleması bu iki ayeti okuyunca Medine uleması diyor hayır. Kur'an-ı Kerim'de bundan daha şumullu rahmet ifade eden bir ayet vardır. O da Dini Keyfe Tuhil Mevta ayetidir. Çünkü ilk okuduğunuz iki ayetten istifade edebilmek için imanlı gitmek lazım. Acaba şüphe insanı imansız yapar mı? Herkeste imanda şüphe olur. Hem Allah'a imanda, ahirete imanda, meleke. Yani iman hükümlerinin tamamında şüphe olur. Şüphe insanı imansız yapar mı? Şüphe insanı imansız yapmaz. Onun için o iki ayetten istifade etmek için imanlı ölmek gerekiyor. Eğer şüphe insanı imansız yapsaydı diğer iki ayetin rahmetinden de istifade edemezdiniz. Öyleyse şüphe insanı imansız yapmaz diye anlatan bu ayet diğer ayetlerin de rahmet kapısından istifade etmenin kapılarını açıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinin en geniş olarak anlatıldığı ayet işte bu ayettir demişler. El-Hak da öyledir. Şek yakini izale etmez temel prensip. Bunun için bazı kaynaklar vereceğim risalelerden. Bir tanesi 13. Lema'nın 2. 3. 7. işaretlerinde bu hususa genişçe dikkat çekilir. Yani şek yakini izale etmez diye. Ayrıca 11. mektubun hemen 1. mefası inneke ide şeytane kena daife ayetinin tefsirinde ve özellikle de 21. sözün 2. mefasında 5 vecih 5 yara başlığında bu hususlar hem amelde şüpheye hem imanda şüpheye dikkat çekiyor. Şüphe yakini izale etmez. Şüphe kalbe gelmez. Şüphe akla gelir. İmanın mahalli akıl değildir. Şüphe kalbe yakın lümme-i şeytaniyeye gelir, kalbe gelmez. Kalp müteessir olduğundan demek onlar kalbin sözleri değil, şüphe insanı imandan mahrum etmez. Burada bu hakikati görüyoruz ki, Üstad biraz kısmen bunu 2. Lema'nın 2. nüktesinde de temas ediyor. Lakin kalbin mutmain olsun diyerek imanın mertebeleri olduğunu ve bu da hakka yakın mertebesini anlatıyor. Ve şimdi haşirle alakalı Allah ölüleri nasıl dirilteceğiyle alakalı burada bir misal veriyor. 4 tane kuş al, kuşları parçalama. Bunu son modern tefsirciler tevil ediyorlar. Hazreti İbrahim kuşları öldürmedi yani. Kuşlar çağırdığınız zaman omuzunuz evinize gelebileceği eğitim yapabilirsiniz manasında yorumlamışlar bunu. İşaretinde bu olabilir. İzmir'de bir müftü vardı, ara sıra evine giderdim. Sonra vaiz yaptılar onu. Onu seviyorum. Evine git her taraf kuş dolu. Öyle etti mi eli hemen, elini kaldırdı mı böyle, pat, kuşun biri geliyor elinin üstüne. Öteki de kaldı, öteki geliyor. Şunu da kaldırdı mı öteki kuş geliyor. Eğitmiş yani onları. Uzaktan kuşlar parmağını kaldırınca geliyor. Acaba burada öyle bir şey mi anlatılıyor? Ama Kur'an-ı Kerim'deki sarahat içinde kuşları parçalıyor. 4 ayrı dağın üstüne koyuyor. O 4 dağda arkadaşlar, şeyden çıktığınız zaman Tenim Mescidinden orada ihrama giriyorsunuz. Tekrar niyetleniyorsunuz. İşte ihram namazı. Yani ihrama giriyorsunuz. Tekrar Mekke-i Mükerreme'ye doğru çıktığınız zaman bir sol tarafta, bir sağ tarafta, bir karşı sağ tarafta, bir karşı sol tarafta 4 tane dağ var. İbrahim Aleyhisselam'ın o kuşların parçalarını koyduğu dağların da o olduğunu senin meşhur Necati Hoca Mekke'deki o bana anlatmıştı. Ve o mucize bunlar sonra kuşlar uçuşup geliyor kendine doğru. Bu da haşrin anlatıldığı Allah ölüleri nasıl diriltiyor? Öyle Nemrut'un yaptığı gibi hayatta olan bir insanı salıp daha ben de hayatı yarattım öyle olmuyor. İşte hayatı yaratma bir böyle. Bir Üzeyr Aleyhisselam'ın durumu. Burada tevhid delilleri var.
hem rüşt yolunu gösterme var ve imanda da hakkal yakin mertebesine kadar ilerleme. Kalbi mutmain etmek lazım. Özellikle haşre imanda diye ayrıca bir de yol gösteriyor. Biz millete, ümmete bu rüşt yolunu, hidayetin bütün derecelerini, yakiniyatın bütün mertebelerini anlatırsak işte rüşt yolu belli olur. O zaman zorlamaya gerek yok. İnsanlar da gelip zaten iman ederler demek. Böylece 261. ayetle farklı içtimai mevzulara giriş yapılacak. 261. ayette kalalım. Az bir şey kaldı Allah'ın izniyle. Bakara suresini yakında bitireceğiz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Akşamınız hayırlı olsun. Siz gündüzdesiniz daha. Gündüzünüz bereketli olsun. Geleceğiniz de bereketli olsun. Amin. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Amin. Allah razı olsun.